bütün arkadaşlara ve kardeşlere, bunu canlı yayında da böyle yapıyorlar ya, herkes duysun, duymayanlar, pardon, duyanlar duymayanları da duyursun. Bundan sonra sosyal medya üzerinde bir başkasının sayfasında benim hakkımdaki eleştirilere, benim hakkımdaki iftiralara hiçbir arkadaş, hiçbir kardeş cevap yazmayacak. Cevap vermeyecek. Tekrar söylüyorum bunu. Sosyal medya hesaplarının üzerinde hiç kimse, hiçbir kimsenin bir sayfasına gidip veyahut da onun adına kurulmuş bir Twitter hesabı, Facebook hesabı veya ne hesabıysa, o kimseye beni savunma adına bana işte yapılan iftira, dedikodu, gıybet neyse onunla alakalı bir cevap yazmayacak. Savunmayacak. Bunu özellikle önce rica ettim, olmadı. İşte yapmayın arkadaşlar, nasihat ettim, olmadı. Şimdi emrediyorum. Hiç kimse beni savunma noktasında bir laf söylemeyecek. Bırakın iftira eden iftira etsin, gıybet eden gıybet etsin. Kim ne söylüyorsa söylesin. Kim ne söylüyorsa söylesin. Siz Allah için seviyorsanız yolunuzun edebine, adabına riayet edin. Allah yolunda koşmanıza bakın. Allah'ı zikredin. Hizmetlerinize, koşuşturmanıza bir tamam devam edin. Bir başkasını eleştirirken biz bunlar klavye kahramanı diye, bizim kardeşlerimiz klavye kahramanı kesilmesinler. Bırakın. Hiçbir zaman müşriğin, münafığın kökü kesilmez ki. Bunun hiçbir zaman bir müşrik, bir münafık eksik olmaz. Hem diyeceğiz ki nasıl Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin karşısında Ebu Cehil var ise, Musa'nın Firavun'u var ise, bütün peygamberlerin karşısında, Firavun'un, Nemrud'un, Ebu Cehil'in örnekleri var ise, her Allah yolunda koşan insanın da karşısında kendi gücü, kuvveti, koşturması, hizmeti karşılığında bir Ebu Cehil'i, bir Nemrud'u, bir Firavun'u olacak. Bunun hangi birini yok edeceğiniz? Hangi birini susturacaksınız? Sahte hesapların üzerinden birisi bir hesap açıyor, bir laf söylüyor oradan. Kardeşler onlara cevap veriyorlar, buna üzülüyorum. Bir şey yaptık zannediyorlar. Ben sizin adınıza üzülüyorum, size üzülüyorum ben. Seviyesiz, kendini bilmez, münafık, müşrik, mürtet adına ne derseniz deyin. O kimsenin oyununa düşüyorsunuz, tezgahına düşüyorsunuz. Karşınızda delikanlı, yiğit bir insan yok ki. Çıkasın cenk meydanına, kozunu paylaşasın. Karşınızda münafık, müşrik, pısırık, neydi belirsiz kimseler var. Ne uğraşıyorsunuz onlarla? Gerek yok. Sufilik için gerek yok. Bir sufi adabı erkanı değildir bu. Müşrik müşrikliğini yapacak, münafık münafıklığını yapacak, gavur gavurluğunu yapacak, kafir kafirliğini yapacak, mümin müminliğini yapacak. Müslüman odur ki diğer Müslümanlar onun dilinden emindir. Ya dilinden emin olmayan bir kimsenin dilinden emin değilsin. Onu nasıl Müslüman görecek? Değil.
Senin aynı kilonda değil ki o. Bakın, senin aynı kilonda değil. Sen burada Allah'ı zikreden insansın. Allah'ı zikreden bir kimsenin, Allah'ı zikreden bir kimsenin. Bir münafıkla ne iş olur ya, ona ne cevap verir? Bir gavur necistir. Bir münafık necistir. Bir müşrik necistir. Necis, necis. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede onları necis olarak nitelendirir. Bakın tekrar söylüyorum. Bir gavur necistir. Bir münafık necistir. Bir müşrik necistir. Necis, necis. İnsan görünümünde necasettir o. Bir sufinin onunla ne işi olabilir? Sufi ise nurdur. Sufi nurdur. Nur. Nuru gören münafık, mürtet, müşrik, gavur bütün dikenleri havaya kalkar. O bütün var gücüyle mümine saldırır. Var gücüyle. Onun işi o. Onun işi o. Bir Müslümana kim saldırır? Bir müminin düşmanı kimdir? Gavurdur. Ya münafıktır, ya müşriktir, ya kafirdir o. Bakın, müminin düşmanı mümin değildir. Müminin düşmanı mümin değildir. Bir mümin, mümine düşmanlık yapamaz. Altını çizin bunun. Bir mümin, mümine düşmanlık yapamaz. Yapıyorsa imanını sorgulaması gerekir onun. Kendi imanını sorgulayacak. Ben kime düşmanlık yapıyorum? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen, beş vakit namazını kılan, orucunu tutan, Kur'an sünnet yolunda devam etmeye çalışan bir kimseye düşmanlık yapıyorum. Ben mi mümin, o mu mümin? Bakın, ölçü çok meydanda. Dillerinize sahip çıkın. Bu ölçü herkes için geçerli. Senin için de geçerli, benim için de geçerli, bir başkası için de geçerli. Bilmediklerinizin peşine düşmeyin. İşin hakikatini bilmiyorsun. Sus, hükmetme. Bize ne? Ya kime düşmansın? Bana düşmanını söyle, senin dinini söyleyeyim ben. Tersi var ya, bana dostunu söyle, ben senin dinini söyleyeyim diye. Onun tersi ne? Bana düşmanını söyle, ben senin dinini söyleyeyim. Düşmanın kim senin? Senin düşmanın kim? Bu senin dinin. Senin dostun kim? Bu senin dinin. O yüzden canım kardeşler, bir münafığın, bir müşriğin, bir mürtedin, bir Müslüman görünümündeki gavurun oyununa düşmeyin. Oyununa düşmeyin. Bırakın kardeşim ya. Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde bir hikaye var ya, diyor 3-5 kişi yola çıktı. Yola çıkınca diyor, bir baktılar ki bir fil yavrusu daha yeni doğmuş. O filin yavrusunu diyor aldılar o 5 arkadaş. Birisi dedi ki diyor, gelin yapmayın. Bu filin yavrunun anası vardır. Bunun intikamını alır. Bunu yapmayın, yemeyin, kesmeyin, öldürmeyin bunu dedi diyor.
Öbür dört arkadaş diyor, o filin yavrusunu yakaladılar. Bir güzel kestiler. Bir güzel onu kebap ettiler diyor. Ondan sonra kebap ettikten sonra yediler. O yemeyin diyen diyor, yemeyin diyen ondan diyor hiç yemedi. Sonra bir müddet sonra diyor herkes uykuya daldı. Uykuya dalınca diyor o yavrunun anası geldi. Fil. Ve diyor hortumunu uzattı. Önce diyor ağızlarını kokladı. Kokladı diyor ağzını. Kokladı baktı önce o yemeyene diyor. Ona o yemeyen anlatıyor. Ben diyor korkumdan hiç gözümü dahi açamadım. Önce diyor benim ağzımı kokladı. Ondan sonra diyor öbürkünlerin ağızlarını kokladı. Sonra büyük bir hırsla ve hınçla diyor. Öbür o dört kişiyi diyor ayaklarının altında ezdi parçaladı. Kardeşler biz o fil yavrusuysak bizim sahibimiz var. Bizim sahibimiz var. Ağzında bizim etimizin kokusuyla yatsın uyusun. Siz sahibi olanı sahiplenmeyin. Bırakın. Biz mantar çıkar gibi orta yere çıkmadık. Biz kendi başımıza çıkmadık orta yere. Biz hadi ya arkadaşların başına biz biraz şeyhlik yapalım. Bizim öyle bir derdimiz yok. Herkes burada. Ben hala daha diyorum. Rüyanızda kimi görüyorsanız gidin ona intisap edin. Rüyanızda kimi görüyorsanız gidin ona intisap edin. Rüyayı gösteren Allah. Bizim oturup da sen şu rüyayı gör, filanca kimse bu rüyayı görsün. Bizim öyle bir elimizde sihirli değnek yok. Aman biz şeyhlik yapalım. Biz şunluk yapalım, bunluk yapalım. Böyle bir derdimiz de yoktu bizim. Benim yok kendi hesabıma. Ben bir günden bir güne sizin önünüze gelip de ben şeyhim demedim. Demeyeceğimi beyan ettim. Demeyeceğim de ölünceye kadar da. Biz o işlerin ne olduğunu hamdolsun biliyoruz. O yüzden tekrar söylüyorum. Kim rüyasında kimi görüyorsa gitsin ona intisap etsin. Bu işin yolu yordamı bu. Doğrusu bu. Biz kendi kafamızdan orta yere çıkmış bir kimse değiliz. Allah bizi affetsin. Sahibimiz var canım kardeşim. Sahibimiz var. Ben böyle inanıyorum. O yüzden bırakın sahibi düşünsün. Bırakın. O yavrusunu koruyamayacak aziyette mi? O kulunu koruyamayacak aziyette mi? Biz ona yaslanmışız, ona dayanmışız. Biz ona güvenmişiz. Bizim işimiz onunla. Aziz edecek olan da o. Zelil edecek olan da o. O Hazreti Muhammed Mustafa'yı sevmediğinden mi Ebu Cehil'in ağzına sakız etti onu? Hazreti Muhammed Mustafa'yı sevmediğinden mi müşrikleri alay ettirdi, kafirlere, gavurlara alay ettirdi? Onun işi akılla iş değil. Bırakın. İbrahim'i sevmiyor mu da mı da ateş attırdı? Ateş.
Yusuf'u sevmiyor muydu da zindan attırdı? Eyyub'u sevmiyor muydu ki? Şehirden bile attılar, çöplüğe attılar. Çöplükte de tutmadılar, çöplükten de öte attılar. Dediler sen çöplükte de yaşamayacaksın. Gitti dağın başında bir mağaranın içerisinde yaşadı. O müşrikler onun çöplükte dahi yaşamasını istemediler. Çöplükte. Şehrin çöplüğü. Herkes çöpünü oraya atardı. O da oradan çöpten insanların artıntılarını alırdı. Onunla geçinirdi, onunla yerdi. Dediler ki sen bu çöplerden de yemeyeceksin. Çöplükten de sürdüler onu. Çöplükten de sürdü müşrikler onu. Dağın başında kimsenin gelip geçmediği derler ya, kervan geçmez, kuş geçmez, bir mağaraya gitti, girdi içeri. Mağarada yaşamaya başladı. Hasta. Onu az mı seviyordu canım kardeşim ya? İşinize bakın. Yolunuza bakın siz. Bırakın. Hangi müşrik müşrikliğinden vazgeçmiş? Hangi gavur gavurluğundan vazgeçmiş? Mesainizi oralara harcamayın. Mesainizi oralara harcamayın. Bırakın. Bir başkasının adam sayfasına ne yazıyorsa yazsın ya. Bırak. Adam müşriklik yapacak, gavurluk yapacak, kafirlik yapacak. Veya basamak yapacak bizi. Ne olacak ki? Gündemde kalmanın basit yolu. Mustafa Özbağ bir şey söyle. Nasıl olsa bütün dervişler de onu savunacağım diye onun sayfasına gir, ona cevap yaz, adamı meşhur et. İşiniz ne? Bırak kardeşim ya. Bırakın. Allah'ınızı severseniz bırakın. Bana bir saygınız varsa, değeriniz varsa yolunuzda devam edin kardeşim. Derslerinizi çekin. İbadetlerinizi yapın. Farzlarınızı yerine getirin. Nafilelerle Allah'a yaklaşın. Allah'ı sevin. Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışın. Vatanınıza, milletinize sahip çıkın. Sımsıkı yapışın. Benim derdim bu. Benim başka bir derdim yok. Bakın benim başka bir derdim yok. Siz merak etmeyin, inceliyorlar onlar, soruyorlar, soruşturuyorlar, dervişlerden para toplanıyor mu, para alınıyor mu? Veyahut da bu dergah işte ona bir şey veriyor mu, bir şey ediyor mu? Osman Gazi Belediyesi'ne yazılar yazıyorlar, Mustafa Özbağ'a bir şey ödüyor musunuz, ödeneği var mı diye. Büyükşehir'e yazıyorlar, Mustafa Özbağ'a bir şey ödüyor musunuz diye. Yazacaklar onlar, yapacaklar, ahmak onların her biri. Ahmak, ahmak. Onlar Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa'nın hınçlarından beni kullanmaya çalışıyorlar. Onlar Mustafa'yı işin değiştirmeye çalışıyorlar. Mustafa da o nezire ilan reklam vermiyor. İlan reklam vermiyor diye o abire onunla uğraşıyor. O nezirin avanesi de onlar da işte benim üzerimden belediye başkanına uğraşmaya çalışıyorlar. Siz de buna alet oluyorsunuz. Yapmayın kardeşim. Yapmayın. Bırakın. Adam yazmış oraya, adam veya kadın, kimse işte. Ya kadın görünümünde adam. Kadın görünümünde adam yazmış oraya. Ne demiş? İşte Osman Gazi Belediyesi'nden aldığı paralarla lüks bir hayat yaşıyor demiş. Ya adam da biraz kafa çalışmış olsa. Ama buna cevap yetiştirsen ne olacak, yetiştirmesen ne olacak? Uğraşmayın. Allah rızası için. Yolunuza bakın siz, işinize bakın. Müşriklerin, münafıkların, gavurların orası burası patlayıp çatlıyor. Muhteşem işler yapıyorsunuz, güzel işler yapıyorsunuz. Kur'an ve sünnet yolunda, hak adalet yolunda yürüyorsunuz. Bir partiye, herhangi bir partiye yalaklığınız yok, salaklığınız yok. Herhangi bir partiye angajeliğiniz yok. Herhangi bir kliğe angajeliğimiz yok. Yok.
Biz Kur'an sünnet yolunda Allah'a koşmaya çalışan bir topluluğuz kardeşim. Bizim işimiz Kur'an sünnet vatan millet. Başka bir şey bizi ilgilendirmiyor. Başka bir şey bizi ilgilendirmiyor. Hiçbir belediyeden gidip de bir iş beklentimiz yok. Bir para beklentimiz yok. Hiçbir kamu kuruluşundan bir beklentimiz yok. Herkes işinde gücünde burada. Var mı işsiz olan aranızda, işi olmayan varsa iş bulalım ona kendi aramızda. Var mı işi olmayan? Ciddi ciddi. Sen aşçısın. Dönercisin. Yeni geldin daha. İnşallah Cenab-ı Hak buldursun. Dönerciye ihtiyacı olan varsa koca usta burada. İnşallah. Öyle bakalak yedelek olun. Bir dönerci ustası lazım olursa bir tane ustamız var. Var mı başka? Dersten sonra telefonlarınızı alın birbirinize. Tamam, biz bu kadarız abicim, işimiz bu. Hakkınızı helal edin. O yüzden lütfen hiç kimseye cevap vermeyin. Uğraşmayın kimseyle, bırakın. Allah hesabını görsün. Lütfen bir daha böyle bir şeyler olmasın. Duyanlar, duymayanlara bunu iletsin. Allah rızası için söylüyorum. Bizim işimiz, benim savunulmam değil benim derdim. Benim derdim Kur'an sünnet. İnşallah Mehmet Ali ile de bir irtibata girin. Bu hadis inkarcılarıyla alakalı mesele, bu programlar girdi. Bir inkıtaya uğradı, ona devam edelim inşallah. Allah razı olsun. Destur.